Selamünaleyküm arkadaşlar. İslam tarihinde 4. ünitemiz olan savaşa izin verilmesi, ilk gazveler ve ilk seriyelerle kaldığımız yerden arkadaşlar dersimize devam ediyoruz. Hac suresinin 41. ayetiyle Cenab-ı Allah ne yapıyor? Savaşa izin veriyor. Sizlerle savaşanlarla sizler de savaşın diye savaşa artık başlamamızı gerektiğini söylüyor. Bu ayet, savaşa izin veren ayet hangi savaştan önce inmiştir? Bir soruyla karşılaştığımız zaman diyoruz ki Bedir Savaşı arkadaşlar. Hemen diyoruz ki bir diğeri gazve nedir? Seriye nedir arkadaşlar? Gazvelerin sayısı İslam tarihinde 27 tanedir arkadaşlar. Ancak seriyelerin sayısı değişebilmektedir. Sayıları 35 ile 65 arasında değişebilmektedir arkadaşlar. Ve Peygamberimizin askeri birliklerin başına bizzat katıldığı askeri seferlere gazve diyoruz. Seriye ise Peygamberimizin katılmayıp sahabinin kumandanlığı emri altındaki askeri birliklere ise seriye diyoruz arkadaşlar. Bu yönüyle önemli. Hemen diyoruz ki kitabımıza göre devam ediyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki burada ilk seriyeler hangileridir onu bilmemiz lazım. Bu seriyeler ve gazveler Bedir Savaşı'ndan önce 4 tane gazvemiz vardır, 4 tane seriyemiz vardır. Bunları adımız gibi bilmemiz gerekir arkadaşlar. Hemen diyoruz ki o zaman seriyenin adı. Peki hangi ayda gerçekleşti ve komutanın kimi olduğunu bilmemiz lazım. Komutanı kim? Geçen sene adam 4 halifede sordu. Hazreti Ömer dönemindeki komutanlardan bir tanesi değildir. Komutanlarını da bilmemiz lazım. Hemen diyoruz ki bunlardan bir tanesi arkadaşlar Sifful Bahır seriyesi. İsmi üzerinde Bahır yazlık demek, deniz demek. Tam denizin kenarında arkadaşlar bir yazlıktır, bir mekandır arkadaşlar. Orada bir ara haramiler kalmış ve Ebu Cender de bir ara gidip orada sığınmış. Burada daha sonra Hazreti Hamza keşif yapmak amacıyla oraya seriyeler ne yapmış? Götürmüş. Ay olarak da Ramazan ayıdır. Ramazan ayında gerçekleşen bir seriyemizdir. Komutanı Peygamberimizin süt kardeşi Hazreti Hamza'dır. Bu seriyemizin önemi nedir? Arkadaşlar ilk sancak burada kaldırılmıştır. İlk seriyedir. Aynı zamanda ilk sancak da tabii ki burada kullanılmıştır, kaldırılmıştır. Bir diğeri diyoruz ki Rabi seriyesi. Rabi seriyesini de unutmayalım. Ay olarak da Şevval ayında gerçekleşmiştir. Şevval ayında gerçekleşti. Peki komutanı kimdir? Ubeyde bin Haris'tir arkadaşlar. Ubeyde bin Haris. Bu Peygamberimizin amcası Haris vardı. Geçen derslerimizde gördük. Onun oğludur. Peygamberimizin amcası oğludur. Bir tanesi Peygamberimizin amcasıdır. Ve kendisi Bedir Savaşı'nda yaralanacak. Bedir Savaşı'ndan sonra şehit düşecektir Ubeyde bin Haris. Bir diğeri arkadaşlar Harar seriyesi. Harar seriyesi diyoruz. Harar seriyesi Zilkade ayında yapılmıştır. Zilkade ayında yapıldı. Peki komutanı kimdir? Sa'd bin Ebi Vakkas'tır arkadaşlar. Sa'd bin Ebi Vakkas. Önemli. Sa'd bin Ebi Vakkas. Niye önemli? Çünkü Peygamberimizin dayısı oğludur bu da. Ve zaman zaman Peygamberimizin böyle zor zamanlarında sıkıştığında veyahut herhangi başına bir durum geldiğinde hemen Sa'd bin Ebi Vakkas gelip yardıma koşarmış arkadaşlar. O açıdan önemli bizim için. Bir diğeri Batn-ı Nahle seriyesi diyoruz. Bu hangi ayda gerçekleşti? Ay olarak çok önemli çünkü Recep ayının son gününde gerçekleşti. Recep ayı diyoruz arkadaşlar. Ve burada bir çarpışma yaşandı. Diğerlerinde ise herhangi bir çarpışma yok. Ve komutanı kimdir? Abdullah bin Cahş. Aslında bu da yabancı değil. Peygamberimizin halası vardı. Onun oğlu, Peygamberimizin halası oğludur. Hangi halası? Safiye halası arkadaşlar. Safiye'nin oğludur kendisi.
Hemen diyoruz ki bu seriyelerden ilk 3 tanesinde herhangi bir çarpışma yaşanmamıştır. Ancak bu son seriye önemli. Batn-ı Nahle niye önemli? Çünkü Kur'an'da Bakara suresinin 217. ayetinde geçmektedir. Bakara 217'de geçtiği için ve karşımıza çıkacak bugün yarın bunu soru olarak bekliyoruz. İşte size 2020 sorusu. ÖSYM'e geldi mi, sordu mu bunlardan soracak. Çünkü Kur'an'da bir ayet var mı, bağlantılı bir durum var mı, ona göre soru soracak. Önemi arkadaşlar, Peygamberimiz Abdullah bin Cahş'ı çağırıyor ve kendisine bir mektup eline veriyor. Ey Abdullah diyor, bu mektubu 2 gün geçtikten sonra açacaksınız diyor. 2 gün yol aldıktan sonra mektubu açacaksınız diyor. Ve tabi sahabilerle beraber yola çıkıyorlar. Bu Batn-ı Nahle de arkadaşlar yer olarak da şöyle söyleyelim. Peygamberimiz Taif'ten dönerken Batn-ı Nahle'de de bir ara kalmıştı. Hatırlıyor musunuz? Orada Batn-ı Nahle'de dedik ki cinler geldiler. Peygamberimiz Kur'an okuyordu ve Müslüman oldular. Batn-ı Nahle o yönüyle önemli. Taif ile Mekke arasındaki bir yerdedir. Şöyle söyleyelim. Şurası Mekke, şurası Taif. Peygamberimiz Taif'ten dönerken dedik ki Batn-ı Nahle'de kalmıştı. Batn-ı Nahle. Burası bir yer adıdır. Peygamberimiz askeri birlikleri Medine'den göndertiyor. Diyor ki gidin Batn-ı Nahle'de bu müşrikler ne yapıyorlar? Bir haber alın. Bize bir haber getirin. Acaba bize karşı bir askeri birlik mi düzenleyecekler? Bize karşı bir ambargo mu yapacaklar? Bir faaliyetleri hakkında bilgi edinelim diye buraya gönderiyorlar. Gönderirken arkadaşlar Abdullah bin Cahş mektubu açmayı unutuyor. Aslında mektubun içerisinde diyor ki kimseyi öldürmeyin diyor. Tam haram ayları, Recep ayı arkadaşlar, son günü. Yani hatta Abdullah bin Cahş bugün son günü olduğunu ve çıktığını daha zannediyor. Yani artık bittiğini zannediyor. Ancak henüz o ay bitmediğinden dolayı arkadaşlar devam etmiştir. Hemen Abdullah bin Cahş, şöyle bir tepe var arkadaşlar. Bu tepeden çıkıyor Abdullah bin Cahş. Karşı taraftan da Taif'ten gelmekte olan müşriklerden Amr bin Hadrami geliyor. Yanında 3 kişi daha var. Amr bin Hadrami var. Ve burada da Abdullah bin Cahş var. Abdullah bin Cahş var. İki kişi böyle tepeden karşı karşıya göz göze geliyorlar aniden. Abdullah bin Cahş zannediyor ki Amr bin Hadrami kendilerine hemen silah doğrultacak. Bunlar da zannediyorlar ki bunlar bize doğrultacak. Derken Abdullah bin Cahş erken davranır. Amr bin Hadrami'yi öldürüyor. Yanındaki 2 kişiyi esir alıyor. Bir kişiyle kaçıp ta Mekke'ye kadar gidiyor. Hemen müşrikler ne yaptılar? Dediler ki işte Müslümanlar haram ayda insan öldürüyorlar dedi. Mallarımızı gasp ettiler. Esirlerimizi alıp Medine'ye götürdüler diye dedikodu yaydılar. Ve Cenab-ı Allah da Bakara suresinin 217. ayetinde dedi ki ey Resulüm onlara de ki haram ayda savaşmak elbette günahtır. Ancak diyor Allah'ı inkar etmek, insanları Mescid-i Haram'dan alıkoymak ve insanları oradan çıkarmak elbette daha büyük günahtır. Ve aynı zamanda fitne çıkarmak adam öldürmekten daha büyük günahtır diyor. Cenab-ı Allah ayetine ne yaptı? Son noktayı koydu artık. Dedi ki müşriklere karşı sizin yaptığınız kötü bir şeydir. İnsanları hem yurdundan çıkartıyorsunuz, hem Allah'ı inkar ettiriyorsunuz, hem de Mescid-i Haram'a bırakmıyorsunuz. Bunun yanında da dedikodu çıkartıyorsunuz, fitne çıkartıyorsunuz, fesat çıkartıyorsunuz. Bu şekilde ne yaptı arkadaşlar? Bir çarpışma yaşandı. Bakın Amr bin Hadrami öldürüldü. Nerede? Batn-ı Nahle'de. Ve bu çarpışma yaşandı. Diğerlerinde herhangi bir çarpışma yoktur. Sadece bir keşif amaçlı yapılmıştır. Bu şekilde bilmemiz lazım arkadaşlar. Hemen diyoruz ki ilk seriyeler bitti. Şimdi ilk gazvelerle ne yapıyoruz? Devam ediyoruz arkadaşlar. İlk gazveler diyoruz. İlk gazveleri de hemen aradan çıkartalım arkadaşlar. İlk gazvelerimiz hangileri? Bedir Savaşı'ndan önce 4 tane olduğunu söylemiştik. 1, 2, 3, 4.
İlk gazvemiz arkadaşlar Evva'dır. Evva gazvesini unutmuyoruz. Evva iki yönüyle karşımıza çıkıyor. Bir tanesi peygamberimizin annesi Amine, 6 yaşındayken peygamberimiz burada vefat etmişti Evva köyünde. Bir diğeri daha sonra peygamberimiz Evva'ya ne yapıyor? Bir gazve düzenliyor, keşif amaçlı. Bir diğeri Buat gazvesi, ikincisi. Bir diğeri Zul-Uşeyra. Zul-Uşeyra diyoruz arkadaşlar. Bir diğeri Bedrul-Ula. Bedrul-Ula gazvesi bizim için önemli. Bu seriye ve gazveleri ismen bilmemiz lazım. Ancak 2020'de size ÖSYM soru sorduğu takdirde ne diyoruz arkadaşlar? Batn-ı Nahle'yi unutmayın. Batn-ı Nahle ayet ile sabit olduğu için ÖSYM sorduğumuz size onu soracak, yukarıda ayeti verecek ve hangi seriye ile bağlantılıdır diye soru olarak karşınıza çıkacak arkadaşlar. Bedir Savaşı ile kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Bedir'in en önemli özelliği Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk savaş olması. Bu size bu bilgi lazım. Ondan öncekiler gazve ve seriyeydi. Bu ise artık bir savaş. 624'te Haç suresinin 41. ayetiyle Cenab-ı Allah ne demişti? Sizlerle savaşanlar ile sizler de savaşınız diye emir buyurmuştu. Ve Müslümanlar artık bir ordu tertiplediler ve şimdi Bedir'de savaşacaklar. Temel sebebi ise arkadaşlar şöyle düşünelim. Şimdi Mekke'den bir kervan düzenleniyor arkadaşlar. Medine yolunu kullanarak Medine'ye yakın bir yol güzergahından Şam'a gönderilecek. 1000 tane deve toplanmış ve hurmalar, diğer ürünler üzerine yüklenmiş, Şam'a götürülüp satılacak ve karşılığında silah satın alınacak, Medine'deki Müslümanlara karşı kullanılacaktı. Yani şöyle bir soru size gelebilir. Bedir Savaşı'nın yapılış gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Kervanın ticaret amacıyla ürünler sattıktan sonra Müslümanlara karşı silah satın alınması. Böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Sizin için önemli. Aklınıza tutun. Yani kısacası ki bir kervanın satacağı ürünler karşılığında Müslümanlara karşı silah satın alınarak bir hazırlık yapılması. Böyle düşünebiliriz. Ancak Peygamberimiz isteseydi bu gidecek kervanın önünü kesebilirdi. Dedi ki kervan götürüp Şam'da ürünlerini satsın, dönüşte onların önünü keseriz. 6 ay sonra Ebu Süfyan alıp gelirken bu kervanı ve haber aldı ki Müslümanlar önlerini kesecekler. Hemen şurada bir adam tuttu, şöyle kestirme yolu kullanarak Mekke'ye gönderdi. Dedi ki koş Mekke'den bize yardım iste. De ki Ebu Süfyan'ın önünü kestiler ve bir ordu gönderin diye. Bu Damdam bin Amr Mekke girişte hemen kapısında devesinden iniyor, devesinin burnunu kesiyor. Devesinin kulaklarını kesiyor. Devesinin kuyruğunu kesiyor. Ve kendisinin de gömleğini yırtıyor arkadaşlar. Mekke'de girer girmez içeri hemen devesinden yere atlıyor. Bağırıp çağırıyor. Ey Mekke halkı diyor. Görmüyor musunuz halimizi diyor. Ebu Süfyan'ın önünü kestiler diyor. Sizin göndermiş olduğunuz o ticaret ürünlerini diyor el koydular. Hemen acil bir ordu gönderin diyor. Ve Ebu Cehil de hemen bir ordu hazırlıyor arkadaşlar. 1000 kişilik bir ordu hemen hazırlık yaptırıyor. O esnada da Ebu Süfyan normalde bu yolu kullanması gerekirken burayı kullanmıyor. Hemen güzergah değiştiriyor. Medine'nin diğer tarafında bulunan Kızıldeniz sahil yolunu kullanarak kervanı Mekke'ye getiriyor. Ve getirdikten sonra artık Ebu Cehil ve diğer müşriklere diyorlar ki gerek de yok diyorlar. Aslında bakarsanız ben artık kervanı kurtardım, bu savaşa gerek yok diyorlar. Ancak Ebu Cehil bunu kabul etmiyor. Mutlaka bu savaşı yapmamız lazım. Madem ki önümüzü keseceklerdi, bunun intikamını almamız lazım diye bir ordu hazırlığına giriştiler ve Müslümanlara karşı Bedir Savaşı'nı yapacaklar. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Bu haber gitti. Gittikten sonra Mekke'deki ordu ne yaptı? Medine yakınlarındaki Bedir kuyusuna gelecekler. Ancak onlar daha gelmeden önce Peygamberimiz hemen Medine'nin dış tarafında bulunan Bedir
kısmına birkaç sahabiyle beraber bir keşif yapıyorlar. Burada Bedir kuyuları var arkadaşlar. Bedir. Şöyle 7, 8, 10 tane kuyu olduğu söyleniyor. Her biri farklı yerlerde. Burada bu kuyuların en gerisindekini Peygamber Efendimiz yanında bekletiyor. Ve Hubab bin Münzir Peygamberimize diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu kuyuyu diyor, siz kendiniz mi tercih ettiniz yoksa herhangi bir vahiy mi diyor, indi diyor. Peygamberimiz diyor ki, bu benim şahsi görüşüm diyor. Hayır diyor, öyle yapmayalım diyor. Şu arka kısımdakiler diyor, ön üzerini kapatalım. Şunu da kapatalım, bunu da sadece bir tane açık kalsın. Yoksa diyor, bu kuyulardan Mekke'deki düşman kuvvetleri gelip su alıp götürürler ve belki de yıllarca burada kalabilirler diyor. Ve Peygamberimiz de aynı şekilde bunların üzerini kapattıktan sonra gelip bunun etrafında konaklıyorlar. Konaklayacaklar. Daha sonra düşman ordusu geldiği zaman su bulamadığından dolayı orayı çabucak terk edip gideceklerdir arkadaşlar. Bu da önemli bir taktik. Burada kimmiş arkadaşlar? Hubab bin Münzir. Bu kişi bizim için önemli. Hubab bin Münzir Peygamberimize ne yaptı? Bu strateji konusunda bir fikir verdi. Hemen diyoruz ki bu Bedir Savaşı tertiplenecek ve insanlar, sahabeler o gün hepsi oruçlu arkadaşlar. O Ramazan ayı artık başladı. Gelirken de 4 tane koldan Peygamberimiz sancak getiriyor. Yani Bedir Savaşı'nda sancaklar, her kabilenin bir sancağı var. Peki niçin böyle yapılıyordu? Asabiyet duygularını pekiştirmek için arkadaşlar. Henüz daha asabiyet bitmedi bakın. Ve bunu savaşta ne yaptılar? Sürekli kullanıyorlardı. Bu Bedir Savaşı'ndı. Bedir Savaşı tertiplenirken arkadaşlar, hemen şunu söyleyelim burada. Bedir Savaşı için, Bedir Savaşı için arkadaşlar diyoruz ki şöyle, 4 tane sancak, Müslümanların 4 tane sancağı var. Bunlardan bir tanesi Hazreç kabilesine ait, bir tanesi Evs kabilesine ait, bir tanesi Muhacirlerin sancağı var arkadaşlar. Bir tanesi de Yahudilerin sancağı var. Yahudilerin başkanı kim? Abdullah bin Übey arkadaşlar. Hazreç'in bayrağını taşıyan kim arkadaşlar? Hubab bin Münzir. Hubab bin, şöyle yazalım, Hubab bin Münzir diyoruz arkadaşlar. Evs'in bayrağını taşıyan Sa'd bin Muaz'dır. Sa'd bin Muaz diyoruz. Muhacirlerin bayrağını taşıyan ise Musab bin Umeyr'dir arkadaşlar. Musab bin Umeyr. Musab bin Umeyr'dir diyoruz. Yahudilerin bayrağını taşıyan ise arkadaşlar Abdullah bin Übey. Abdullah bin Übey Yahudilerin sancağını taşıyor. Şimdi her kabile, her böyle toplum ayrı ayrı bayrak taşıyor arkadaşlar. Bunun temel sebebi ise asabiyet duygularını harekete geçirmek. Şimdi Evs sancağı müşriklere teslim ettiği zaman Hazreç diyecek ki, bakın siz işte bu işi beceremediniz diye. Böyle birbirleriyle bir rekabet oluşması için, bu İslamiyet'ten önce de vardı. İslamiyet'in gelişiyle de bu asabiyet sürekli devam etti. Peygamberimiz sürekli kaldırmaya çalışmıştır. Yani Bedir'e Müslümanlar gittiği zaman aslında tek sancak olması gerekirken birden çok sancaklar var. İşte bunun temel sebebi asabiyet duygularının henüz daha ortadan kalkmamış olması arkadaşlar. Bu sebepten dolayı böyle bir ordu düzenlendi ve aslında 3 tanedir, biz 4 dedik. Yahudilerinkinde Peygamberimiz Abdullah bin Übey'e diyor ki, sen kafana göre takıl. Yani çünkü onların samimiyeti olmadığı için onları böyle yanlarında bulunmuşlar, ancak daha sonra 700 kişilik bir orduyla tekrar vazgeçip geri dönmüşler. Abdullah bin Übey, yani Bedir Savaşı'na da katılmamışlardır. Öyle söyleyelim. Şimdi savaş artık başladı, başlayacak. Herkes şu anda Bedir mevkiine geldi. Karşı taraftan düşmanlar da geldi. Müslümanların sayısı arkadaşlar 305. Müslümanların sayısı, müşriklerin sayısı ise 1000 civarı. Bakın 3 katı, 3 katından fazla müşriklerin sayısı ve Müslümanların sayısı 305 diyoruz arkadaşlar. Ve savaş başlayacak.
Araplarda şöyle bir özellik var, mübareze tekniği. Mübareze denilen şey ise arkadaşlar, mübareze teke tek vuruşma. Teke tek. Yani her savaştan önce bir kişi bir kişiyle mutlaka ne yapar? Savaşır. Bunlar kim arkadaşlar? Mübarezeyi ilk kullanan kim mesela Bedir'de? Hazreti Hamza. Müslümanlardan Hazreti Hamza çıkıyor. Karşı taraftan da Esved bin Abdülesed çıkıyor. Esved bin Abdülesed karşısına çıkıyor. Hazreti Hamza Esved bin Abdülesed'i öldürüyor. Bu mübareze başladı. Birebir teke tek vuruşmayla başladı. Başladıktan sonra bu defa müşriklerden 3 kişi öne atıldılar. Kim bunlar arkadaşlar? Utbe bin Rebiya. Bu ismi daha önce hatırladık değil mi? Geçen derslerimizde. Şeybe bin Rebiya diyoruz. Sonra Velid bin Utbe olmak üzere 3 kişi çıktılar ve karşılarında da aslında önce Peygamberimiz 3 tane ensardan kişi çıkartmıştı. Bunlar sordular, siz kimsiniz? Dediler ki biz ensardan falan falanca kişileriz. Dediler ki aslında biz sizlerle savaşmak istemiyoruz. Biz Mekke'den hicret etmiş o akrabalarımızı istiyoruz dediler. Ve onları karşımıza çıkartın. Bizim dediler sizinle ey ensar alıp vereceğimiz bir şey yok. Biz muhacirleri istiyoruz dediler. Ve döndüler peygamberimize durumu iletince peygamberimiz de dedi ki ey Hamza çık dedi. Bu defa Hazreti Hamza Utbe ile savaşacak. Sonra Ubeyde bin Haris çıktı. Bu da Şeybe ile savaşacak. Hazreti Ali çıktı. Hazreti Ali ise Velid bin Utbe ile savaşacaklar. Teke tek yine bunlar da dövüşmeye başladılar. En sonunda karşı tarafı yendiler. Utbe bin Rebiya öldürüldü. Şeybe bin Rebiya öldürüldü. Velid bin Utbe öldürüldü. Bu ikisi daha önce hatırlıyor musunuz? Peygamberimiz Taif'e gitmişti. Bunların bağlarına sığınmıştı Utbe ve Şeybe kardeşler. Bunun yanında hemen savaş başladı. Bu mübareze tekniği de artık bittikten sonra savaş tamamen başladı. Ve Bedir Savaşı'nda müşriklerin önde gelenleri öldürüldü. Bunlar kim? Önde gelenler arkadaşlar. Müşriklerin önde gelenlerini söylüyoruz. Bunlar Ümeyye bin Halef. Bu kişi önemli. Bunu not alın bir yere. Geçen derslerimizde de biz demiştik ki Bilal Habeşi'nin efendisidir. Ve Bilal Habeşi ne yapıyordu? İşkence yapıyordu. Kızgın kumların üzerine yatırıp sıcak taşları üzerine biriktiriyordu. Ümeyye bin Halef. Ebu Cehil var arkadaşlar. Ebu Cehil de burada öldürüldü. Bunun yanında kimler vardı? Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya. Bunlar hepsi öldürüldü arkadaşlar. Müşriklerin önde gelenleri. Çünkü niye? Yani hangi müşrikin hangi savaşta öldürüldüğünü bilmemiz lazım. Hüseyin'e geçen yıllarda da bunları sordular. Adam Bedir'de öldürüldü, Uhud'daymış gibi gösteriliyor. Hayber'deymiş gibi gösteriliyor. Hudeybiye Antlaşması'nda varmış gibi gösteriliyor. Yani İslam tarihini bilip bilmediğinizin Hüseyin'e ne yapıyor? Yoklamasını çekiyor arkadaşlar. Hemen geçiyoruz şimdi bunu. Diyoruz ki Müslümanlar toplam Bedir'de 14 tane şehit verdiler arkadaşlar. 14 şehit Müslümanlar verdiler. 70 kişi de müşriklerden öldürüldü. 14'e 70 arkadaşlar. Bu şekilde Bedir Savaşı yapıldı. Yapıldıktan sonra şimdi Bedir'de bazı olaylar meydana geldi. Onlardan hemen devam ediyoruz. Hemen silelim burayı. Bedir Savaşı bittikten sonra bazı konular gündeme geldi. Onları da ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım arkadaşlar. Bedir'den sonraki bir takım konular gündeme geldi. Enfal suresinin 41. ayeti. Enfal suresinin 41. ayeti önemli. Niçin? Çünkü burada ganimetlerin 5'te 1 pay edilmesi gündeme geldi. Daha önceden her kim savaşa katıldığında kendisine ganimet verilirdi. Ancak
o ganimetin belirli bir taksime göre pay edilmesi gündeme geldi. Bunun 1/5'i Allah'a, Allah Resulüne, yetimlere, yoksullara dağıtılması gündeme geldi. O zaman anlıyoruz ki ganimetlerin 1/5 oranında pay edilmesi gündeme geldi. Ayet indi. Ancak ayet iner inmez aslında hemen Bedir'de paylaştırılmadı. Ne zaman paylaştırılacak? Beni Kaynuka gazvesinde uygulaması ilk defa yapılacak. Bedir'de indi ancak ganimetler ne yapıldı? O ayete göre pay edilmedi. Ne zaman pay edildi? Beni Kaynuka gazvesinde sürgününden sonra Beni Kaynuka Yahudilerin malı 1/5 taksime tabi tutuldu. Bilginiz olsun, bu önemli bir şey. Enfal suresinin 41. ayetindeki ganimetlerin pay edilmesi Bedir'de indi ancak Beni Kaynuka gazvesinden sonra uygulaması yapıldı. Öyle söyleyelim. Hemen Ali İmran 123. ayeti önemli. Ali İmran suresinin 123. 124. ayetlerde ne diyor? O gün diyor, siz güçsüz iken biz size diyor Bedir günü yardımda bulunduk diyor. Bi Bedrin. Ayette öyle geçiyor arkadaşlar. Bi Bedrin, bakın. Bi Bedrin. Arapça Bedir kelimesi geçiyor. Nerede? Ali İmran suresinde geçiyor arkadaşlar. Aşağıda verilen surelerin hangisinde Bedir savaşı ismen geçmektedir dediği zaman ne diyoruz arkadaşlar? Ali İmran suresi. Ali İmran suresinde bakın. Bi Bedrin. Arapça ismen Kur'an'da geçiyor arkadaşlar. Önemli bir şey. Hemen geçiyoruz. Bir de Duhan suresinin 16. ayetinde geçiyor. Duhan suresinin 16. ayetinde diyor ki o gün diyor gözleriniz diyor dumandan görünmezdi diyor. Yani Duhan suresinde Batşe-i Kübra var arkadaşlar. Batşe-i Kübra'dan kastedilen neymiş? Bedir gününü hatırlatıyor. O gün diyor Bedir'de diyor zorluktaydınız diyor. Biz size diyor gözleriniz görmez iken, dumanlı iken diyor yardımda bulunduk diyor. O gün diyor gelecek diyor. Ve o günün Batşe-i Kübra ile bu bir görüştür. Batşe-i Kübra ile kastedilenin Bedir Savaşı olduğunu tefsirciler söylüyor, müfessirler. Yani bu tam kesin bir bilgi değil, öyle söyleyelim ama siz yine her ihtimale karşı bilin. 3 tane surede Bedir Savaşı karşımıza çıktı. Önemli bir şey. Şimdi gençler, Bedir Savaşı bittikten sonra esirler alındı. O esirlerden özellikle Ukbe bin Ebu Muayt, Ukbe bin Ebu Muayt diyoruz arkadaşlar. Bedir'de ilk idam edilen müşriktir. Bu yönüyle önemli. Bedir'de ilk idam edilen müşriktir. Bunun yanında arkadaşlar Nadır bin Haris vardı. Bu da ne diye geçiyordu? Diyordu ki işte bu peygamber sizlere eskilerin masallarını anlatıyor. Esatiri evvelin kavramı Kur'an'da ayetlerde çok çok geçer arkadaşlar. Ondan fazla ayette geçiyor. Esatiri evvelin eskilerin masallarını anlatıyor. Bu ikisi idam ediliyor Bedir'de. İlk idam edilen Ukbe bin Ebu Muayt, ikincisi Nadır bin Haris. Çünkü sağda solda Mekke'deyken sürekli bu peygamber Esatiri evvelin size okuyor. Eskilerin masallarını, ben Sasani'ye gittim, ticaret yaptım, orada bunları duydum, biliyorum diyor. Onlardan farklı bir şey değildir bu Kur'an gibisinden insanları aldatıyordu arkadaşlar. Hemen bir diğer konu, idamlar gündeme geldi. Esirler gündeme geldi arkadaşlar. Esirleri ne yapacağız dediler. Ve Peygamberimiz Hazreti Ömer'e sordu. Ey Ömer dedi, bu esirleri ne yapalım? Dedi ki hepsinin kellesini uçuralım dedi. Hepsini öldürelim, hepsini idam edelim dedi. Ve Peygamberimiz ona dedi ki sen Nuh gibisin dedi. Çünkü Hazreti Nuh 950 yıl yaşadı. Bir gemiyi dolduramadı arkadaşlar. Yani daha ne yapsın? Şimdi o kadar mücadele veriyor. Bir gemide en fazla 30 kişi çıkıyor. Yani işte Hazreti Ömer de diyor ki bunların hepsini de öldürelim diyor. Ve Hazreti Osman'a soruyorlar. Hazreti Osman hepsini serbest bırakalım diyor. Hazreti Ebubekir'e soruyorlar. Diyorlar ki fidye karşılığı serbest bırakalım. Ve Hazreti Ebubekir'in görüşleri tercih ediliyor arkadaşlar. Çünkü fidye gündeme geldi Bedir'den sonra. Dediler ki fidye verebilecek kişileri serbest bırakalım. Fidye veremeyenler arasında okuma yazma biliyorlarsa
10 tane Müslümana okuma yazma öğretsin, serbest bırakalım. Şayet onu da bilmiyorlarsa, fidye verecek güçleri de yoksa serbest bırakalım gitsin dediler. Ve bu görüş de Hazreti Ebubekir'in görüşüydü, tercih edildi ve mukabilinde hemen ayet indi gençler. Ve Enfal suresinde fidye yine aynı şekilde gündeme geldi. Orada artık serbest bırakıldılar. Geriden sonra şimdi bazı konular gündeme geldi. Bazı seriyeler ve gazveler devam edecek. Onlardan bahsetmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki Bedir Savaşı'ndan sonra şu şemamızı unutmayalım. Bedir Savaşı'ndan sonra 4 tane önemli olay yaşanıyor. Bunu unutmamamız lazım arkadaşlar. Hemen diyoruz ki Beni Kaynuka gazvesi de diyebilirsiniz. Olayı da diyebilirsiniz. Sevik gazvesi de diyebilirsiniz. Ayrı bir olay. Sevik gazvesi. Bir diğeri diyoruz ki Karkaratül Küdür gazvesi. Karkaratül Küdür gazvesi diyoruz. Bir diğeri arkadaşlar Karkaratül Küdür dedik. Zü Emer. Bir diğeri de arkadaşlar Bahran veya Bahran gazvesi. Bunlar üçü de gazve. Karkaratül Küdür gazvesi, Zü Emer gazvesi ve Buhran gazvesi olmak üzere gazveler arkadaşlar. Bir diğeri de arkadaşlar Karede Seriyesi olmak üzere seriyeler ve gazveler yaşandı. Şimdi Beni Kaynuka gazvesi arkadaşlar, daha önce dedi ki muahat antlaşması yapmıştı Peygamberimiz Yahudiler ve Müslümanlar arasında. Birbirlerine yardımcı olacaklardı. Ancak bunlar antlaşmayı bozdular. Bunlar arkadaşlar Bedir Savaşı'nın galibiyetini hazmedemediler. Ve Müslümanları çarşıda ne yaptılar? Tehdit ettiler. En son bir bayan bir kuyumcuda alışveriş yaparken arkasındaki giysisini yukarı çekiyor, bir toplu iğneyle bağlıyor. Çok böyle utanç verici bir vaziyette karşı tarafta bunu gören bir Müslüman gelip o kişiyi öldürüyor, o Yahudi'yi. Ve olaylar büyüyor. Derken Peygamberimiz araya giriyor. Hemen şehri terk etmelerini söylüyor. Ve onlar da artık şehri terk edip gidiyorlar. Ve şunu biliyoruz. Bedir Savaşı'ndan sonra Medine'de ilk çıkarılan Yahudi grubu aşağıdakilerden hangisidir? Beni Kaynuka grubudur arkadaşlar. Beni Kaynuka önemli bizim için. Hemen geçtik. Bir diğeri Sevik gazvesi arkadaşlar. Sevik gazvesi kavrulmuş un demek. Bedir Savaşı'nın yenilgisini hazmedemeyen Ebu Süfyan Mekke'de bir takım işte 400 kişilik bir kuvvetle Medine yakınındaki Urayz köyüne geliyor arkadaşlar. Urayz köyüne geliyor. Orada bir yaşlı adamı ve eşini öldürüyor. Onun bahçesini ateşe veriyor ve bunu duyan Peygamberimiz de hemen bir ordu hazırlıyor Medine'de 120 kişilik ve bu köye kadar gittikten sonra bakıyor ki Ebu Süfyan kaçmış gitmiş ve geriye böyle yanında askerlerin yemesi için getirmiş olduğu kavrulmuş unlar var. Onu bırakıp gitmiş. Ondan dolayı da bu gazveye de Sevik gazvesi denmiş. Bu geçmiş yıllarda çıktı bir soru arkadaşlar. Geçmiş yıllarda çıktı ve tekrar gelir. ÖSYM bu defa bir benzerini veya tam tersini soruyu takla attırarak karşınıza çıkartıyor arkadaşlar. Bir diğeri Karkaratül Küdür var. Bu gazve de arkadaşlar Sülem ve Gatafan kabilesinin Medine'ye saldıracağı haberini alıyor Peygamberimiz. Gatafan ve Süleym kabilesinin Medine'ye saldıracağını duyuyor. Ancak bu Karkaratül Küdür mevkine kadar gittiğinde bakıyor ki kaçıp gitmişler. Gatafan ve Süleym. Parçanın içerisinde Gatafan ve Süleym geçiyorsa bilin ki Karkaratül Küdür. Ancak daha sonra hemen bir ay geçtikten sonra bir de duyuyor ki Peygamberimiz Gatafan kabilesinin iki tane kolu. Hangi kolları bunlar? Bir tanesi Muharip ve Salep. Muharip ve Salep kolları birleşmişler Zü Emer'de. Medine'ye saldıracaklar.
Hemen Peygamberimiz tekrar bunların yanına gidiyorlar, Züeymer'e, ve bunlar yine kaçıp gidiyorlar. Paragrafın içerisinde Muharip ve Salep kolu derse, Gatafa'nın kollarıdır bunlar. Züeymer gazvesi aklımıza gelsin. Ve bir ay daha geçtikten sonra duyuyor ki Peygamberimiz, bu defa Süleym kabilesi. Süleym kabilesi tek başına Medine'ye saldıracak. Yine bir seriye, bir kuvvet, bir gazveyle gidip Buhran gazvesine katılıyor. Ve yine kaçıp gittiklerini görüyor. Yani bunlar üçü de gazvedir, Bedir Savaşı'ndan sonra meydana gelmişlerdir. Paragrafın içerisinde mutlaka ipuçlarımız bunlar. Muharip ve Salep, Süleym, Gatafan ve Süleym olmak üzere arkadaşlar. Bir diğerine Peygamberimiz yine bakıyor ki yine Medine'den, Mekke'den bir kervanın Şam'a doğru gideceğini duyuyor. Hemen Zeyd bin Harise bakın, seriye komutanı olarak görevlendiriyor. Ve gidip de bu kervanı önünü kesiyor ve komple getirip Medine'de esir ediyorlar. Onların mallarını Müslümanlara dağıtıyorlar. Buna da Karede Seriyesi diyoruz. Bedir Savaşı'ndan sonra Zeyd bin Haris başkanlığında Mekke'den Şam'a gidecek olan kervanın önünü kesilerek getirip Medine'de o ürünlerin, o esirlerin işte Müslümanlar tarafından esir alınması, Müslümanlar tarafından mallarının paylaştırılması olayına ne ad verilir? Karede Seriyesi. Karede başkanı kimmiş arkadaşlar? Komutanı kimmiş? Zeyd bin Harise diyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Bedir Savaşı'nda ilk öldürülen, ilk şehit edilen Müslüman arkadaşlar Mihçe'dir. Bunu da unutmayalım. Mihçe. Mihçe Bedir'de ilk şehit edilen Müslümandır. Bu yönüyle bizim için önemli Bedir Savaşı'nda. Bir diğeri, başka da bir şey kalmadı. Bedir'le alakalı bileceğimiz bu kadar arkadaşlar. Tekrar Uhud Savaşı'na devam edeceğiz.